Ben Berk, bu arada sizi bölüyorum çalışmanıza. Gerçekten bu akşamki çalışma çok enteresandı benim için. Çünkü daha önceki katılmış olduğum Skype toplantılarından çok çok ve kat kat daha fazla bir şeyler aldığımı hissediyorum şu anda. Ne güzel. Hem biliyorum hem hissediyorum. Onun dışında gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok enteresan ama etrafımda diyorum yani. Vücudumun bazı noktalarında ağrılar vardı ve şu anda yok. Şaşırmıyorum. Kabulleniyorum sadece bunu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hep birlikte şifamızı aldık. Ne güzel. Evet, diğer arkadaşlarımızdan. Bu arada Sevtap, sen nasılsın? Sanki başlarken biraz ağrılar var gibiydi. Şimdi iyi misin? İnan ki ne başında ne sonunda o kadar rahatım ki. Hiç sıkıntım, derdim yok. Süper. Süper. Canım. Neşe, sen nasılsın? Çenen nasıl? Çenem hala ağır. Bu arada böyle heyecanlandığınızda midenizde bir ağrı hissedersiniz ya. Ağrı da demeyeyim de böyle bir gerginlik hissi. Öyle bir durum var. Böyle bacaklarımda bir titreme var. O midedeki gerginlik, kabule geçeceğimiz duygular var. Sanırım o şimdi birazdan şeyinden sonra ben böyle bir ışıkla her bir noktayı tek tek dokunup bir şeyler yapacağım. O zaman sonunda zaten sorarız tekrar neler hissediyorsunuz, neler oldu diye. Sadece lütfen bazı şeyleri kabule geç. Yani sanırım işte ben dişil tarafımız dedim ama mide bölgesi, işte güneş sinir ağımız dişil ve eril tarafımızla alakalı olduğu için belki kabule geçmemiz gereken durumlar var. Onları aldığında o bölgede rahatlayacak ama sonunda her şey normale dönmüş olacak. Ben bunu biliyorum. Hatta şimdi çenen nasıl? Daha iyi olması lazım. Şimdi daha iyi. Evet şimdi daha iyi. Hafif bir titreme var vücudumda. Yani üşüyorum. Ayaklarım zaten buz gibi oldu ilk daha başta. Daha iyi çözüldük. Şimdi daha iyi. Evet. Çenem daha iyi. Daha iyi. Çünkü ben onu kabul ediyorum. Evet. Her şeyi kabul ediyorum. Amin. 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 Neyse olması gereken o amin. Şekilde olsun. Titremen nasıl? Titremen alo. Nasıl Neşe? Ha, sesin gitti bir ara. Titremen nasıl? Şimdi daha iyi. İyi, tamam. Ali Bey, siz nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Rahat mıyız? Gayet rahat, sakinim. Süper. Her zamankinden daha iyi. Çok süper. Çok iyi, teşekkür ederim. Biz teşekkür hepiniz ederiz. Nihan, sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Ben de iyiyim ama hala sıcak. Hala terliyorum. Ne güzel. Onun dışında olsun. Bugün biraz hastaydım. Havalardan dolayı üşütmüşüm. Karnımda bir ağrı vardı bütün gün. Onun azaldığını hissediyorum. Yani sizin yaptığınız o akıştan sonra. Şimdi daha iyiyim. Teşekkür süper. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Cem, nasılsın? Gayet iyiyim. Bir şey fark ettim. Biz seninle boğazımla ilgili bir şey olduğuna dair konuşmuştuk. Evet. Benim bu mevsimde nükseden bir farenjitim var. Cuma günü de bir konser var. Onun için önlem almak için iğne vurdurmaya başlamıştım. Onu söylemeyi unuttum. Demek ki boğazla ilgili bu durum bununla ilgiliymiş. Başımın en üst noktasında vücudumdaki o sıcaklığın sanki fışkırdığı bir nokta var, iğne deliği gibi. Orası hafiften acıyor. Şifa sırasında oldu bu. Ne anlama geldiğini bilmiyorum tabii. Tepeden gelen enerji, güzel, kötü bir şey yok. İyi bir şey. Hı hı. Eminim kötü bir şey olmadığına. İyi kanma durumu gayet iyi. Sen iyi misin Dilek? Ben iyiyim. Sıcaklık şimdi bacaklarıma indi ama ben Bahar'a bir şey sormak istiyorum. Evet canım. Sonra tabii. Şimdi biz bu şifayı hak ettiğimiz için buradayız değil mi? Şifayı hak ettiğimiz için buradayız değil mi? Tabii ki, ayrıca şifacısın. Kesin alamadım ama. Tabii ki hak ettin. Şöyle, sen zaten şifa da veriyorsun. Yani sadece almıyorsun, veriyorsun. Dolayısıyla aslında vermeye gönüllü olarak geldiğin için zaten o sana hak edişin olarak, şifa sana zaten geliyor. Yani doğal olarak olan bir şey bence. Anlatabiliyor hani, muyum? Bir şeyi söylemek istiyorum. Hani biz şifa...
Şifayı hak ettiğimiz için, yani hak ettiğimiz için buradayız. Evet. Bunu hak etmek için peki ne yaptık? Yani sadece yukarıda bir sistem var. Bu sistemin bu... Evet. Yani şimdi hepimizin yani bu çakralardan bahsettik. Auralarımızla frekanslarımız var, renklerimiz var diyelim. Titreşimlerimiz var. Hani dedi ya gülden her şey titreşir. Bu titreşimler bizi bir araya getiriyor. Yani hepimiz burada bir amaç uğruna o uyumlu titreşimler sergileyerek toplanıyoruz ve ortak bir çalışma yapıyoruz. Yani birbirimizi şifalandırıyoruz. Birbirimizi şifalandırırken dünyayı ve galaksileri, evrenleri şifalandırıyoruz. Dolayısıyla karşılıklı bir hak ediş var. Doğru zamanda ihtiyacımız olan şey bize gene kendimizden kendimize geliyor. Yani onlar, o bizi hak ediyor, biz onu hak ediyoruz doğal olarak. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Vakti zamanı geldi, Gülden'le buluştuk. Üçüncü çalışma yapılıyor. Yani her şey planlandığı gibi, bizim yarattığımız gibi, olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde huzura doğru gidiyor. Amin. Amin. Gülden arkadaşımız şeyden bahsetti, kibirden bahsetti. Ve tam bu şifa çalışması başlarken Ay Aslan Burcu'na girdi. Ay'daki aslanın, aslandaki ayın da gölge tarafı kibir olabiliyor. Değişik bir eş zamanlılık. Çok ilginç. Evet. Yani ilginç değil de işte her şey planlandığı gibi diyelim artık. Olması gerektiği gibi. Aynen öyle. Evet. Her şeyin ne kadar doğru, ne kadar muntazam, tertipli olduğunun bir göstergesi aslında. Evet, sistemin bize getirdikleri.